Modern Hayatta Nebevi Mücadele Mahmut Toptaş Size bir iyilik dokunsa fenalarına gider. Başınıza bir kötülük gelse onunla sevinirler. Eğer sabreder ve Allah'tan gereğince korkarsanız onların hileleri size hiçbir zarar veremez. Çünkü Allah onları kendi amelleriyle kuşatmıştır. Ayeti Kerimesi ve Ümmetimin içinden bana en şiddetli sevgisi olanlar benden sonra gelip onlardan biri ehli ve malına karşılık beni görmek arzusunda olan insanlardır. Hadis-i şerifi, biz günümüz Müslümanlarına çok şey anlatıyor olsa gerek. Modern dediğimiz bu hayatta Müslüman bilmelidir ki Allah'ın yardımıyla üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk yoktur. Birbirinden değerli onlarca eseri bulunan Mahmut Toptaş hocamız, başta Büyük Ayasofya Camii imamlı olmak üzere birçok camide imamlık, murakıplık ve vaizlik görevlerinde bulunmuştur. Görev yaptığı yerlerde sadece görev mekanıyla ve bu mekandaki cemaatle sınırlı kalmamış, dernek ve vakıf gibi yerlerde de vaaz ve sohbetleriyle insanları, gençleri ve öğrencileri irşat etme gayreti içinde olmuştur. Hocamızın farklı bölümlerde okuyan üniversite öğrencileriyle ayrı ayrı olarak gerçekleştirdiği sohbetler de çok verimli olmuş, onların yetişmesine önemli katkılar sunmuştur. Bu sayımızda tanıtacağımız Modern Hayatta Nebevi Mücadele adlı eser de hocamızın siyasal bilgiler öğrencilerine yaptığı siret derslerinin derlenmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu eserde Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatından bazı kesitler verilerek yaşadığımız modern hayat karşısında nasıl tavır alınması gerektiği ortaya konulmaya çalışılmış. İslam'ı yaşamanın ve tebliğ etmenin günümüz dünyasında karşılaşacağı meseleler üzerinde durulmuştur. Modern hayatı tahlil ederek örnek insan peygamberimizin hayatıyla karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirmesini yapmak, günümüz Müslümanlarının şiddetle ihtiyaç duyduğu bir görev olsa gerek. Mahmut Toplaş hocamız böyle önemli bir görevi üstlenmenin sorumluluğunu müdrik bir şekilde, modern hayatı tahlil etmede ve Resulullah'ın hayatıyla yüzleştirmede gerçekten önemli tespitler ortaya koymuştur. Bunu yaparken de sohbet havasında tevhidi irfanın sıcaklığını hissederek ve samimi bir üslup gözetmiştir. Kitapta gündeme getirilen görüşler ve İslam'ın anlaşılmasına ilişkin yorumlar öyle sanıyoruz ki yankısını bulacaktır. 7 bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde siyer ilminin önemi üzerinde durulmuş, ikinci bölümde Mekke dönemi, 3. bölümde Kur'an ve sünnet, 4. bölümde ihsan, 5. bölümde uluslararası ilişkiler, 6. bölümde İslami hayat ve son bölümde insanlığın tek vücut olması konuları ele alınmıştır. Tatmin edici bir içeriğe sahip olan kitap, sohbetlerin çözümüyle ortaya çıktığı için okuması kolay, akıcı bir dile de sahiptir. Derneğimizin kitap okuma programının 3. sınıfında yer alan kitap 216 sayfa olup Cantaş Yayın Evi tarafından okuyucuların istifadesine sunulmuştur.